Türkiye'deki en az elektrik tüketen airfry olma iddiasıyla karşımıza çıkan Fabsio airfrylar bu videodaki inceleme konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu airfrylar bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, bu video benim için de oldukça özel çünkü kanalımda yaptığım ilk airfry incelemesi olacak bu video ve tabii ki sizlerin desteğine de ihtiyacım olduğunu her zamanki gibi söylemek istiyorum. Sizlerin desteğiyle kanalımı daha ileriye doğru götürebiliyorum. Dolayısıyla kanalıma abone olup diğer sosyal medya hesaplarını desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Gelelim şu airfry çılgınlığına. Gerçekten aynı robot süpürgelerde olduğu gibi airfrylarda teknolojinin bize katmış olduğu müthiş cihazlar diye düşünüyorum arkadaşlar ve neredeyse evinde böyle airfry olmayan insanlara da ya sende nasıl airfry yok diyecek noktaya doğru da gidiyor açıkçası bu olay. Bildiğiniz bir ocak, bildiğiniz bir fırın gibi her evin ihtiyacı olacak noktaya doğru geldi son dönemde özellikle. Teknolojiyi çok seven biri olarak tabii ki teknolojinin bizlere sunduğu bu cihazları kullanmak, bir teknolojik cihazla yemek yapıp bunu tüketebilmek bence oldukça güzel arkadaşlar. Siz bu arada airfryler hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara lütfen yazmayı ihmal etmeyin. Gelelim Fabsio'ya. Birçok marka halihazırda ülkemizde airfry satıyor olsa da arkadaşlar Fabsio oldukça iddialı. Zaten adamların sloganına baktığımız zaman da mükemmel kalite gibi bir sloganla bizlerle buluştuğunu görüyoruz. Ülkemizde sadece 2 adet modelle şu anda satışta marka. Yanımda durmakta olan bu 2 modeli sizler de istediğiniz gibi internet üzerinden sipariş edebiliyorsunuz. Bazı zannediyorum böyle gidip yüz yüze de alabileceğiniz yerler var ama oralarda videonun sonuna doğru yine değiniyor olacağız. İlk olarak isterseniz airfry Uno'ya bakalım. Aslında modeller de oldukça güzel. Airfry Uno, Airfry Duo diye geçiyor. Fabsio ikisinin markası. Bu şekilde aradığınızda da çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Özellikle ben tasarıma dikkat çekmek istiyorum. Çünkü yani çok fazla model var. Ancak bu modelin üstündeki malzeme kalitesi ve şurada kullanılmakta olan bu inox detaylar bence çok şık olmuş arkadaşlar. Benim baya baya hoşuma gitti gerçekten. Komple bir burada aslında inox detay var ve bu inox detaylar sayesinde oldukça kaliteli bir bizlere algı burada hissettirilmeye çalışılmış. Bu cihazın içindeki hazne tam 6 litre kapasiteyle bizlerle buluşuyor. Ne yalan söyleyeyim, benim beklediğimden daha büyük bir kapasitesi var bu cihazın. Hani ben 6 litreyi bu kadar büyük görür müydüm diye düşünüyordum açmadan önce ama açtığımda 4,5 litrelik bir airfry kullanan birisi olarak bu cihazdan önce yani onunla arasında önemli ölçüde bir büyük farklılık olduğunu da gördüm açıkçası. 80 ila 200 derece bandında bu cihaz çalışabiliyor minimumda arkadaşlar. Tabii bu sıcaklıklar arasında maksimumda 60 dakikada pişirme yapabiliyorsunuz. İçerisinde 8 farklı pişirme modu var. Ekrandan da şöyle görebileceğiniz üzere. Buradan istediğiniz pişirme moduna basıyorsunuz ve doğrudan pişirme içinde başlatabiliyorsunuz. Bunda otomatik kapanma özelliği de var ama burada beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bu ürünün diğer ürünlere göre %75 daha az enerji tüketiyor olması oldu. Hani gerçekten son dönemde dünyada bir verimliliğe koşan bir böyle biliyorsunuz durum var. Çünkü enerji krizleri, petrol krizleri, doğalgaz krizleri, kriz üstüne kriz var enerji tarafı. Ve bu noktada az enerji tüketen bir cihazın bizlerle buluşuyor olması gerçekten önemli bir avantaj diye düşünmekteyim. Bu önde durmakta olan panel tabi ıslak elle de kullanılabiliyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Çünkü hani eliniz pis oluyor doğal olarak mutfakta yemekle falan uğraşacağınız için çok rahat bir şekilde buraya eliniz ıslak bile olsa dokunarak direkt doğrudan açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, programları değiştirebiliyorsunuz, sürekleyebiliyorsunuz. Hani bu açıdan güzel olmuş. Buraya ıslak dokunsanız bile herhangi bir arıza, herhangi bir bozulmaya yol açmıyor. Suya dayanıklı bir yapısı var. Aynı zamanda da dokunmatik panel çalışmaya devam ediyor. Airfry Uno'yu bu şekilde sizlere özetledim. Şimdi ise yanımda durmakta olan bu cengaver. Yani gerçekten büyük. Hani şöyle sizlere göstereyim. Büyüklüğünü siz anlayın. Oldukça büyük bir cihaz ama bu büyüklüğün içinde de çok güzel marifetleri bizlerle buluşturan da bir cihaz. Airfry Duo modeli arkadaşlar. Yine bunun da başında diğerinde olduğu gibi Fabsio var. Fabsio Airfry Duo diye geçiyor model. Bunu da sizlere açık bir şekilde söylemiş olayım ve detaylarıyla devam edeyim. Şimdi burada iki tane pişirme haznesi var zaten gördüğünüz üzere. Bu iki pişirme haznesinin toplam kapasitesi 9 litre arkadaşlar. 4,5 litre, 4,5 litre olmak üzere 9 litrelik bir pişirme haznesiyle geliyor. 50 dereceden 200 dereceye kadar çıkabiliyor sıcaklık. Hani burada 50 dereceye düşürdüğünüzde farklı farklı şeyler için kullanabiliyorsunuz bu arada. Hani 50 derece bize niye lazım diyebilirsiniz. Ben geçenlerde evdeki airfryda biz buzlukta unutmuşuz mesela bir kıymaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onu buz çözdürmek için kullandık. Hani ben baktım böyle var mı özellik falan diye. Hani o özellik belki program olarak konulmayabiliyor airfryları ama belli bir derecede belli bir dakikada açık bıraktığınızda buz çözmede yapabiliyor bu cihazlar. Hani bu da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.
sizleri de bu konuda bilgilendirmiş olayım. Yine diğer cihaz gibi maksimum 60 dakikalık bir pişirme yapabiliyorsunuz ama tabii isterseniz arada bir burada süreyi arttırabiliyorsunuz. Tek seferde 60 dakikaya erleyebiliyorsunuz ama isterseniz 50'ye düştükten sonra tekrar bir 10 dakika daha ekleme yapabilirsiniz. Bu da önemli bir detaydır diye düşünüyorum. Aslında Duo modelinin bence en önemli özelliği burada bulunmakta olan iki ayrı pişirme malzemesinde ayrı ayrı pişirmeler yapabiliyor olmanız. Bunlar birbirinden tamamen ayrı iki airfry mantığıyla da çalışıyor diyebilirim sizlere. Zaten şu anda da gördüğünüz üzere bir haznede patatesler, diğer haznede köfteleri pişirdik ve buradaki pişirme sırasında iki ürün de aynı anda bizlere bitecek şekilde cihaz hazırladı. Yani birini pişmesini bekleyip diğerini beklemedik. İkisi aynı anda başlamış gibi oldu. Aynı anda da yiyecek bir şekilde bizlerle buluştu arkadaşlar. Hani burada nasıl çalışıyor onu da anlatayım sizlere. Önce köfteleri koyduk. Sonra patatesleri koyduk. İkisini de aynı anda başlattık. Ama patatesler daha uzun pişeceği için aslında cihaz kendi kendine bir ayarlama yaparak ikisini bizlere aynı anda bitirecek şekilde programlayarak pişirme yapabildi. Bu da tabii içerisindeki pişirme modlarından kaynaklanıyor. Ona da değineyim. Şimdi doğrudan bu hazır olarak şöyle açayım. Buradaki gördüğünüz logolar var. Bu logolar bizlere pişirme programları sunuyor. Toplamda bunda 12 tane var. Bunda 8'di, bunda 12 tane var. Buradaki 12 farklı pişirme modunu kullanabiliyorsunuz ama isterseniz manuel modda da yine pişirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bir de iki tane özellik var bu cihazda. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şurada gördüğünüz iki zaten tuş Smart Finish ve Match Cook yazıyor. Smart Finish özelliği sepetlerin birbirini bekleyerek yani aynı anda pişirme yapabilmesini sağlayan bir özellik. Diğer özelliğe baktığımızda Match Cook özelliğine baktığımızda ise burada Match Cook özelliğinde ise yani bu tuşa bastığınızda ise iki sepette aynı anda bir Match Cook özelliğini açtığınızda ise iki sepette aynı anda tek bir air fry gibi çalışıyor. Yani birbirini pişiriyor. Hani çok mesela aynı üründen çok fazla yapacaksınız. Bir misafiriniz gelecektir. Gerçekten fazla fazla patates pişirme ihtiyacınız vardır. O zaman ikisine birden patatesleri doldurup ikisinde de Match Cook özelliğiyle patateslerinizi rahat rahat pişirebiliyorsunuz. Yani ben iki ürün içinde net bir şekilde söylemeliyim. Kullanmadan sizlere zaten böyle bir video çekmezdim. Benim beklediğimin çok ötesinde bir pişirme performansı var iki cihazda da. Yani hakikaten oldukça başarılı buldum bu iki ürünü de. Sizlere çok rahat ve gönül rahatlığıyla söylemem lazım arkadaşlar. Elektrik tüketimi konusuna bir de Duo modelinde değineyim sizlere. Günde 1 saat kullandığınızda bu ürünü şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Ortalama saatlik 1 lira 59 kuruş gibi bir elektrik tüketimi var bu makinenin. Yani böyle aya vurunca müthiş karlı gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü hani 1 saatten önce pişiyor birçok yemek bu cihazın içinde ve hani belki doğalgazla falan bile karşılaştırsak daha ucuza bile gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle son dönemde gelen bu yükselişlerden sonra yine de oldukça karlı bir cihaz gibi gözüküyor elektrik tüketimi açısından. Tabii bunların sepetlerin temizliği de oldukça önemli. İki cihazda da arkadaşlar sepetleri gönül rahatlığıyla bulaşık makinesinde temizlemeniz, bulaşık makinesinde yıkamanız mümkün. Rahat rahat makineyi koyup yıkayabiliyorsunuz. Cihazların dışını ise dediğim gibi nemli bir bezle bile silseniz herhangi bir problem olmuyor. Suya karşı dayanıklı. Tabii iç kısmında bir galvaniz kaplama var bu makinelerin. Bu galvaniz kaplama sayesinde arkadaşlar bu cihazlarda herhangi bir yanma ya da eğilme, darbeye dayanıklı bir malzeme olmuş oluyor. Bu malzeme tabii çevre dostu bir malzeme. Özellikle Fabsio çevreyi çok önemseyen bir marka anladığım kadarıyla. Çünkü hem elektrik tüketimi anlamında hem de malzeme konusunda hep çevre dostu işler yapmaya çalışmışlar. Hakikaten de adamları tebrik etmek lazım. Fena da işler ortaya çıkarmamışlar açıkçası. Gelelim işin fiyat kısmına. Şimdi belki de bazılarınız burayı bekledi en çok. Uno modelinde arkadaşlar 4700 liralık bir tavsiye edilen satış fiyatı var. Duo modeline baktığımız zaman ise bu modelde 5700 liralık bir tavsiye edilen satış fiyatı var. Bunlar tavsiye edilen satış fiyatları. Tabii ki sizler belki internette daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz ama ben sizlere bu cihazların tavsiye edilen satış fiyatlarını söylemek istedim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu iki cihaz hakkında açıkçası? Ben oldukça merak ediyorum arkadaşlar. Piyasadaki rakipleriyle bu ürünleri yan yana koyduğunuzda sizce ürünler nasıl? Sizin evinizde bir airfry var mı? Tabii bunu da yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.